Sen kimi destekledin seçimlerde? Ben altılı masayı desteklemedim. Kimi destekledin? Cumhur İttifakı'nı destekledim. Pişman mısın? Değilim, yok. Hayır, yani zamlardan bahsederseniz, onlar da gelse aynısı olacaktı. Zamlar yani. Gelecek. Evet. Bu zamlar niçin? Olmaz yani. Niye geliyor bu zamlar? Kardeşim, EYT var mı? EYT var. EYT çıktı. Bol keseden insanlara maaş olarak, emeklilere demeyeyim de, çalışanlar, memurlara falan yüksekliyor. Enflasyon dolayısıyla. Para değersizleşti. Değersizleşti haliyle. Onun için yani bu para yani bir yerden çıkacak. Vergiden çıkıyor, petrolden çıkıyor. Yani illaki bir yerden karşılanacak. Devletin geliri nereden? Vergiden. Amerika'da pandemi sürecinde köylülere para dağıttı. Teksas'taki köylüye. Değil, değil. Yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok beyefendi. Öyle, sana göre Türkiye, Amerika ekonomisiyle kıyasladığında kimin ekonomisi güçlü? Ya Amerika ile Türkiye kıyaslanır mı? Kıyaslanamaz. Niye kıyaslıyorsun o zaman? Yani ben 60 yaşındayım. Yani bu yaşadığım süre içerisinde, yani 10 yaşından sonrasını hatırladığımı düşünsek, 50 senedir Türkiye, Amerika, Avrupa onlar gibi olamadı hiçbir zaman. Niye olamıyoruz işte? Niye olamıyor? Bu 50 sene diyorsun ya, son 22-23 senesi Erdoğan'la. İşte ama bakış açına göre değişiyor yani. Şimdi ben Erdoğan öncesini de biliyorum, Erdoğan sonrasını da biliyorum. Erdoğan sonrasında mesela 2013'ten, 14'ten sonra şey oldu. Birilerinin ayağına basmaya başlayınca. Kimin ayağına bastı? Öyle işte yani kendim, yani başkalarının şeyinde kalmazsan. Yani onların dediğini yapmasan 13-14'e kadar yaptık mı dediklerini? Haliyle yaptın ki yani o fırsatı verdiler sana. 14'te değiştik. Artık bak, Gezi olayları mi? Milat diye düşünüyorum ben yani. Gezi olayları. Evet. Gezi olayları bir direniş miydi? Direniş değil kardeşim, yani bu dıştan i̇hanet gelen. Mi? İhanet diye bir şey diyemem de yani, bir insanlar daha iyi yaşamak için, daha şey para, çok para kazanmak için bir şeyler yapmaya düşünüyorum. Düşünün ki 2012-2013'te Türkiye'nin gayri safi milli hasılasından tut, ne bütün ihracatı, ithalatı, şunu bunu en yüksek seviyedeydi. O dolar, tabii dolar ne kadardı o zaman? Tekbel olmuyor ama. Dolar ne kadardı o zaman? 2010. Bak şimdi bu 30'luya çıkmış dolar, kimsenin itiraz ettiği yok. O zaman dolar 1,5 liraydı. Ne zaman? Gezi olaylarının başlangıcı evet. Zaman. Yani o zaman isyan etmeye bir gerekçe mi yoktu yani? Yoktu diyor. Ha niye? İsyan illa ekonomik olmaz ki, hak ve özgürlüklerden dolayı da olabilir. O zamana kadar öyle bir şey yoktu mesela. Yoktu. Şey yoktu yani. Peki abi, Erdoğan'a oy vermiş bir adam olarak ekmek önümüzdeki Erdoğan demiyorum, Cumhur İttifakı'na oy vermiş bir adam olarak önümüzdeki ay ekmek 15 lira olursa? Olabilir, bu şey konjonktürde olur da yani. 20 olursa? Ya olursa ne yani, daha mı çıkalım, ne yapalım yani? Yok yani, pişman olur musun? Nasıl olsun? Ablacığım ben pişman olur musun? Sen konuş, ben gideyim yani. Pişman olur musun? Arkadaş bana soruyor. Ya pişmanlık diye bir şey yok kardeşim. Yani şimdi altılı masaya gelseydi daha mı iyi olacaktı zannediyorsun? Belki iyi olur. Olmaz. Ya görüyorsun ama hallerini hallerini görüyoruz. Şu anda bile iktidara gelmedikleri halde birbirine girmişler. Girmişlerdi. Nasıl olabilir ki? Değil mi? Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok yayınlarsanız sevinirim. Neden dertli dertli içersin? Yayınlarım. Niye dertli? Bak, burada bak. Kaçırdın bak, en güzel konuşacak kadını kaçırdın. Niye dertli dertli içiyorsun? Bak abi aydınlattı bizi. Ne dedi? Erdoğan'a oy verdim dedi. Dünya bizi kıskanıyor dedi. Doğru demiş. Teyze beni çağırıyor, benimle röportaj yap diye. Gel şöyle kameraman. Bir de bak, gebertirim seni. Abla derim, tamam. Gel kameramanım. Gel oğlum. Gel de şöyle. Gel gel gel. Anlat bakayım şimdi. Bak şimdi röportaj yapayım, iyi poz vereyim. Bana teyze deme dedi. Herhalde. Ne diyeyim? Abla de. Tatlım diyeyim. Yok canım, kocaman burada bak ileride. Kocam benim kaç yaşındayım, sen kaç yaşındasın? Olsun, ne olur ne olmaz. Sen yine abla de. Tamam. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Şimdi sorumuz şu. Söyle. Köye dönüşler başlar mı bu ekonomik problemlerle beraber? Köye dönüş için para lazım, o da yok. Köye de dönemiyoruz. Dönemiyoruz. Otostop çekeriz. Otostop çekince sonu kötüye gidiyor, biliyorsun değil mi? Şener Şen'in bir filmi var. İstanbul nerede diyor. Gidiyor, olmuyor. Anladım. Olmuyor. Peki. Yok, ben şunu söyleyeceğim ilk önce. Bu memurlara zam geldi değil mi? Memura zam. Çok güzel, çok. Aha bu da, şu da benim öğretmen arkadaşım. Ondan sonra memura zam geldi. Gel buraya, gel gel sen de. Ersin bekle. Memura zam geldi. Evet. Şimdi buradan Cumhurbaşkanı'na ben soruyorum. Evet. Lütfen ama bunu yayınlayın. Tabii. Soruyorum. Bu emeklilere verdiği 7,5 milyar. Evet. Tamam, okey.
Bu devlet memuru olan çalışanlar ve yukarıdan biz primleri ödeyerek emekli olduk. Aldığımız 8,5 milyar. Evet. Memur, çalışan memura verdi 7 milyar. Bizim için özel indirimli marketler, kasaplar, yerler mi var ki biz oradan mı alışveriş yapacağız? Aa, çok güzel konuştu. Yani bu memurun, çalışan memur harcadığı parayla ben ne yani? Ha şöyle diyor bana. Senin işin bitti ya. Zaten az şurada bir yaşın geber git mi demek istiyor. Eczaneye gidiyorum aynı parayı ben ödüyorum. Evet. Markete gidiyorum aynı parayı ödüyorum. Doğru mudur? Yola gidiyorum aynı, memurdan ben farklı bir şey yapmıyorum ki. Ha memuru o parada yetmiyor ayrı. Evet. O konu ayrı. Ama her şeyimizden biz artık kısa tamamıyla iptal olduk. Memurun bir kere şeyi kalmadı ya. Memur o kadar aşağılıyor ki adam, dilenci muamelesi yapılıyor artık bize. Emekli memurlara. Emekliyim. Ben emekliyim, hala çalışıyorum. Neden? Çocuklarımı birazcık daha emekli okutayım. Emekli öğretmen misiniz? Değilim. Ha. Devlet memuruyum. Peki yani sizi neyi zorlamaya başladı? Az önce dediniz ki kısa. Neyden kıstınız? Her şeyden. Memleketime gidemiyorum. İnsan gibi yaşayamıyorum. İnsan. Bir insan nedir? Çalışırsın. İşte 15 gün güzel tatiline gidersin. Bu senin köyün olabilir. Bu dağ başı olabilir. Bu deniz. Her neyse, o tercih meselesidir. Ama sen köyüne daha gidemiyorsun. Annem yaşlı, hastalanacak diye ödüm patlıyor. Nasıl gideceğim? Çünkü bir şeyden kesmem lazım. Bu da benim arkadaşım. Gel. Bak, bu kız da öğretmen. Çek oğlum. Aldığı maaş o kadar aşağılıyorlar ki, hala o kadar düşük. Öğretmen. Hala hazırda öğretmen bu kız. Evet. Ve aldığı para o kadar düşük bir rakamla geçiniyor ki. Evet. Ve bunun insanların yanında kredisi kalmadı. Öğretmenle ediyoruz artık. Önceden insanlar kızlarını kocaya vermek için öğretmen memur bulurdu. Evet. Şimdi memur edince yan taraftan kaçıyor. Böyle olduk. O kadar önemsizleştirildik. Biz gerçekten önemsizleştirildik. Hemen soralım. Mesela sizin yaş grubunuzdaki bir hanımefendi ne yapıyor? Komşularını çağırıyor. Efendim pasta börek. Çağıramıyorsun artık. Komşu gelecek diye ödüm patlıyor. Vallahi mı? Evet. Onlara üç şeyini normal çay demlemem lazım. Yanına bilmem koymam lazım. Onu bunu yapsan. Poğaça. Peynir kahvaltılık koysam peynirin kilosu olmuş 170 lira. Ben aklım gidiyor. Gelmesinler diye yola bakıyorum. Ödüm patlıyor. Gelmesin kimse bize. Evet. Çünkü onların karşısında ezileceğim. Ya 8,5 milyara kira, milyona kirada olan 8,5 nedir ya? Benim evde dalga mı geçiyorsun? Evet. Dalga mı geçiyorsun benimle? İnsan gibi yaşayamadıktan sonra ben nedir yani? Niye çalıştım? Ben niye o kadar prim ödedim? Niye ben bu yaştan sonra tekrar çalışmak durumunda kalayım? Avrupalılar çalışınca gelip burada tatilleri bilmem neleri yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Ölene kadar didiniyoruz. Ölene kadar değil. Çalışacaksın yoksa geçinemez. Emekli paranla aldığın hani o ikramiyeyle bir şey alamıyorsun da o artık. O 2000 lirayla. Hayır efendim. Alamazsın. Şey yapacaklar, emeklince tazminat veriyorlar ya. Hı hı. Ya verdikleri tazminat o kadar komik ki. Sen onunla bir göz odağı alamıyorsun. Eskiden önceden memurlar, tabii canım. Adam arabasını alıyordu, evini alıyordu, her bir şeyini alıyordu. Rahat ediyordu. Ben de öyle emekli olurum. Bak. Evden yemek getirip götürüyoruz. Evden yemek getiriyorsun dışarıda gezerken. Yok canım, işten çıktım işe şimdi. İşe giderken. Yok o da obur değilim. Kiloluyum da o da obur değilim. Estağfurullah canım. Sen dünya güzelisin, onu geç boş ver. Herhalde çok güzelim. Sorun şu. İnsanlar geçim sıkıntısı çekerse İslam, ha otur sen. İslam geçim sıkıntısı çekerse köye dönerler mi? Sen döner. Varsa yeri döner. Olmazsa ne dönecek? Nasıl dönecek? Yeri varsa döner. Yeri var. Varsa diyelim. Ya varsa dönme sıkıntı, varsa döner yani. Şöyle, bu gidişte dönmeler olur mu? Ya benim var. Köyde yerim var. Dönemiyorum ki. Niye dönemiyorsun? Ya ben traktörüm bana sattım. 55 lira traktörüm. Aldığım traktör olmuş 500 bin. Nasıl alacağım ben geri bunu? Nasıl yapacağım? 40 tonum arazim var köyde benim. Ekip biçemiyorsun. Ekip biçemiyorum. Ya 55 liraya aldım bak traktörü. 500 bin lira. Nasıl alacağım bu traktörü ben? O şekilde olmuş yani. Emekli misin? Ya bak bir köy, bak daha ben köyden haber alayım bak beraber. Şimdi buğday 5 lira 6 lira buğday. Peki ben nasıl o 5 liraya 6 liraya buğday satıp da nasıl 35 liraya mazot alacağım? Sizin köydekiler şikayetçi mi? Şikayetçi tabii. Şikayetçi. Neresi sizin köy? Tokat. Hangi ilçesi? Zile.
Kime verdiler oyu? Abi ben o zaten kime verdiğim bir şey sıkıntı abi. Hep aynı yani. Şeyden değişen bir şey yok yani. Yani önemli olan bizim halk olarak gerçekten bir dürüst bir kişi seç yani ülkeye bir düze çıkacak bir kişi seçmekten sonra o düze çıkmaz ülke. Burada huzur mu var görüyor musunuz? Allah Allah. Ben görmüyorum. Huzur ne arar? Kim huzurlu? Kim huzurlu? Yani ben huzurlu değilim. Niye huzurlu değilsin abi? Ya sor kaç kişi diyor ben huzurluyum. Aa şimdi cebinden hadi 2000 lira vardır. Yani parayla mı mutlu oluyorsun? Hak ve özgürlük de var ülkede. Bizde herkese yok ama. Bizdeki hak ve özgürlük İngiltere'de yok. Danimarka'da yok. Gittin mi hiç? He? Gittin mi hiç İngiltere'ye? Gitmedim. O zaman nereden biliyorsun? Ben güzel TV kanalları izliyorum o yüzden. Ben oradan geliyorum. Nereden geliyorsunuz abi şaka mı? Ben Almanya'dan geliyorum. Almanya'da ekonomik durum kötü diyorlar. Yani eskisi gibi değil. Ama daha hala iyi. Buradan iyi. Hemen bir kıyaslayalım. Yani. Almanya'da asgari ücretli bir vatandaş rahatlıkla evine 4 kilogram et alabiliyor mu? Rahat alır. Almanya'da asgari ücretli bir vatandaş orta segment bir arabayla takside girip alabiliyor mu? Tabii ki. Almanya'da asgari ücretli bir vatandaş Dortmund'dan kalkıp Münih'e ailesiyle geziye gidebiliyor mu? Gidiyorlar, rahat gidiyorlar. Bize durum ne? Madem geldiniz bize de anlatın. Bize bir kıyaslayın yani. Yani burada kimse elini cebine atmak istemiyor çünkü cebinde para yok. Kimse bir şey yemiyor. Yani ben öyle görüyorum. Millete kemer bile yok. Pantolonunda takacak kemerleri bile yok. Gezdim gördüm. Kemer de sıkamıyoruz. Bilmiyorum. İp bağlarız. İpimizle kuşağımız gezeriz. Sende ne var? Yani öyle yapıyorsunuz zaten. Öyle yapıyorum. Öyle yapıyorsunuz. Almanya hangi şehrinden? Ben Frankfurt'tan geliyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben kamyon şoförüyüm. Kamyon şoförü. Ne kadar alıyorsunuz? Oranın asgari ücreti ne kadar, siz ne kadar alıyorsunuz? Yani orada asgari ücret millet 2000 euro'nun üzerinde alıyor. 2000 euro. Sen ne kadar alıyorsun? Ben de hemen hemen öyle alıyorum. Kaç çocuk? Bende bir tane var. Bir çocuk. Rahatlıkla çocuğunu alıp evinden, elinden tutup bir Burger King'e gidip ye oğlum diyebiliyor musunuz? Zaten evden yemiyor. Hep dışarıdan yiyor. Hep dışarıdan yiyor. Bu videonun altına ne yazacaklar biliyor musun? Dışarıdan mı yiyeceğiz? Bizim analarımız ne güzel yemek yapıyor. Hainler yazacaklar. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Burada oy kullandınız mı? Burada kullanmadım ama orada kullandım. Ha. Yani Türk seçimlerinde oy kullandınız. Kullandım. Kime verdiniz oyunu? Yok kalsın bende. Efendim? Kalsın bende. Şimdi linç edersin. Söyle bakalım. Bu dünyada her şey pahalanmış. Sanki dünya pahalanmış. Oyuncak bile bir şey alamıyoruz. Bir şey bile. Bir şey alacağız diye taksi 100 lira olmuş. 100 lira. Ne almak istiyorsun sen? Oyuncak. Hangi oyuncak? Bir sürü. Bir tane alabiliyor musun? Bir tane. Hayır. Annene al diyor musun? Al diyorum ama alınmıyor. 100 lira 500 lira. Aman Allah'ım. Öyle hep. Bir tane bile oyuncak alamıyoruz. Bir tane bile. Sen bu pahalılık bitsin istiyor musun? Evet. Ne alacaksın bitince? Oho neler neler. Dondurma alabiliyor musun? Alabiliyorum onu. Ay Allah bereket versin. Niye alamasaydın? Çok çok kötü olurdu. Aman Allah'ım. Peki diyor musun neden böyle anne dediğinde annen ne cevap veriyor sana? Diyor ki kızım paramız olursa alırız diyor. Ay o zaman birazcık dua et Allah'a belki para gönderir. Tamam.